Selam millet, bugünkü videomuzda The Walking Dead, The Walls of Eve dizisinin geleceğine ve Rick Grimes'in hikayesinin nasıl devam edebileceğine odaklanacağız. Dizi 6 bölümden oluşacak ve 3 gün sonra premieri yapılacak. Bu nedenle dizinin ilk bölümünden sonra aklımıza kalan tüm sorulara cevap vermeden önce biraz beklememiz gerekecek. Ama şimdiden bazı tahminlerde bulunabiliriz. CRM'in geleceğinden başlayalım. CRM, Walking Dead evrenindeki en gizemli ve güçlü gruplardan biri. The Walls of Eve dizisi CRM'in planlarını ve hedeflerini daha ayrıntılı olarak keşfedecek. Dizinin sonunda CRM'in yok olması pek olası değil. Bu nedenle bu grubun gelecekteki Walking Dead dizilerinde ve filmlerinde önemli bir rol oynamaya devam edeceğini düşünüyorum. Dizinin fragmanları bize Rick ve Michonne'un birlikte olduğunu gösteriyor ama bu ikilinin dizinin sonunda hayatta kalıp kalmayacağı ve hikayelerinin nasıl devam edeceği ise hala belirsizliğini koruyor. Yaşayanlar dizisinin ikinci sezonu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama dizinin ilk sezonu başarılı olursa AMC'nin ikinci sezonda onaylaması oldukça olası. Bu dizi Walking Dead evrenine dair pek çok yeni bilgi ve gizem sunacak. Dizinin ilk bölümünü izledikten sonra Rick Grimes ve Michonne'un hikayesinin nasıl devam edeceğini ve CRM'in geleceğini daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Bu dizinin sonu biraz CRM'e bağlı. 5. bölüme kadar CRM'in büyük bir rol oynamayacağı söyleniyor. Erken incelemeler ilk 4 bölümün Rick ve Michonne'a odaklanacağını ve CRM'in daha sonra devreye gireceğini gösteriyor. 6 bölümlük bir hikayede CRM'in nasıl ele alınacağı bu anlamda merak konusu. Son 2 bölümde tüm CRM hikayesini bitirmek zor. Muhtemelen ilk 6 bölüm boyunca CRM'i arka planda göreceğiz. Dizinin asıl amacı ise Rick ve Michonne'un yeniden bir araya gelmesini anlatmak. İlk 4 bölümün buna odaklanması isabetli. 3. bölümde yeniden bir araya gelmeleri ve 4. bölümde ise diğer sorunlara değinmeleri muhtemel. Denai Guri'yle bir röportajda karakterlerin birbirini ne kadar önemsediğini gösteren birçok tartışma olacağını söylemesi dikkat çekici. 4. bölümde bu tarz bir diyalog yer alabilir. Eleştirmenler dediğim gibi ilk 3 bölümde CRM'in hikayede çok yer almadığını söylüyorlar. Bu da CRM'in asıl hikayesinin 4. bölümden sonra başlayacağı anlamına geliyor. Dizinin ilk 4 bölümü Rick ve Michonne'un yeniden bir araya gelmesi odaklanmış. 5. bölümünde ise Jadis'in onları kovaladığı bir savaşa tanık olabiliriz. Michonne'un Rick'i bulduğu ve ikisinin de CRM'den ayrıldığı varsayılabilir. Ayrıca Rick ve Michonne'un kuzeye gitme planı olacakmış ve bu da biraz merak uyandırıyor. Alexandria'nın tam tersi yönde olan bu yolculuğu sebebi ise şimdilik bilinmiyor. Jadis'in onları durdurmaya çalışacağı da açık. CRM'in hikayesi dizinin en büyük gizemlerinden biri. 200 binden fazla üye sahip devasa bir topluluk olan CRM'in Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir güce sahip olduğu düşünülüyor. Madame Janet ve Fransa'daki grupla bağlantıları ve Daryl'ın şovuyla da bir ilgisi olduğu söylenenler arasında. Scott Gimple'ın CRM hikayesi için birçok planı olduğu biliniyor. Hikayeyi düzgün bir şekilde anlatabileceklerini hissederse tüm hikayeyi sunacaklardır. Ama dizinin ikinci sezon onaylanmazsa veya planlar değişirse hikayenin tamamı anlatılmayabilir. Daryl Dixon'ın Fransa'da geçen şovu 3. sezon için bazı hazırlıklar yapıldığı konuşuluyor. Carol ve Daryl'ın bir noktada geri dönerek Walking Dead'e katılması planlanıyordu. Bu planlar değişmiş olsa da Scott Gimple'ın bu karakterleri geri getirmenin bir yolu bulacağı düşünülüyor. Henüz bu dizinin ikinci sezonu yayınlanmadı ama üçüncü sezonun bu yılın sonlarında veya gelecek yıl çekilebilir. Gösteri bittikten sonra CRM'in durumu hakkında pek çok soru olacak. Dead City gibi dizilerin bu hikayeye dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Dead City'nin ilk sezonu mükemmel bir hikayeye sahipti. Bu Walking Dead'in son sezonunun ve genel olarak hikayenin bir sonraki aşamasıydı. Gösterinin kalitesini gördükten sonra bu basit hikayenin mükemmel olduğunu biliyoruz. Daryl Dixon farklı zombiler ve Fransa'da geçen hikayesiyle bu olayı daha da ileriye taşıdı. Destiny'nin ikinci sezonu bu hikayeyi daha da iyi hale getirmeli. Hikaye sadece basit şeylere odaklanmamalı. Hayranlar özellikle de bu hikayede CRM'i görmek istiyorlar. CRM hikayesinin iki şekilde biteceğini düşünüyorum. Ya Rick ve Michonne'un hikayesi gibi bitecek ya da ikinci sezona geçiş yapacaklar. Her iki durumda da CRM hikayesinin devam edeceğini düşünüyorum. Destiny veya diğer dizilerde bu hikayeyi hala görebiliriz. Rick ve Michonne'un hikayesinin Rick ve Michonne'un yeniden bir araya gelmesinin hikayesi olması ve buna odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Hayranların bu hikayenin nasıl bitmesini istediğini bilmiyorum. Rick ve Michonne'un Alexandria'ya geri dönmesi hoşlarına gider mi? Emin değilim. Belki finalde bir şekilde bu hikaye açık bırakılabilir ya da birlikte olduklarını bizlere gösterebilirler. Ama Rick ve Michonne'un hikayesinin 6. bölümde sona ermesi pek olası gözükmüyor. 4. bölümde yeniden bir araya gelecekleri varsayılırsa 6. bölümde her şeyin bitmesi kesinlikle çok hızlı olacaktır. Dizinin CRM'e daha fazla odaklanması ve tüm General Bale gibi karakterleri derinlemesine işlemesi gerekiyor. Terry Quinn gibi usta bir oyuncunun canlandırdığı Bale'ın hikayesi büyük bir potansiyele sahip. Genel olarak bu hikaye Walking Dead The Walls of Living sona ermesine rağmen CRM hikayesinin bir şekilde devam edeceği düşünülüyor. Tüm General Bale, Jadis veya diğer CRM karakterlerinin geleceği merak konusu olacak. Andrew Lincoln'un geçmişte söylediklerine bakılırsa Rick Grimes'ı tekrar canlandırmaya açık olduğu gözüküyor. Toparlamak gerekirse bu dizinin premierine sadece 2 gün kaldı. Pazar günü Amerika'yı yapacak ve Türkiye'de de sadece 3 gün sonra bizler
beraber bu dizinin ilk bölümünü izlemiş olacağız ve Rick Grimes'in geleceği hakkında pek çok soru işaretine de cevap arayacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de Rick Grimes'in ve CRM'in geleceği hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kanalımı takip edin ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.